Vay be. Practice kurulundan beri gelen ilk konuk sunma. Eyvallah. 6 yıldır yayındayız. İlk defa konuk var. Niye almadık biz konuk? Almadık. Niye almadık bilmiyorum. Çağırsaydın Bir önceden. yerde bir eksik bir şey yaptık. Hata yaptık. Çağırmadık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sen sakat, ben sakat. İki Senin sağ sakat. kol, benim sol kol. İkimiz bir adam ediyoruz. Evet, bir adam ediyoruz anca. Şimdi Murat'ı niye çağırdım arkadaşlar? Murat'ı çok sevmemin yanı sıra, o ayrı bir konu, muhabbetimiz ayrı, iki aksakallı olarak. Yok be abi, sende ne var be? Fırça gibisin, simsiyahsın be. Bir şey yok. Bay bay. Ya onda tamam da bıyıklar mıyıklar gayet iyi yani. Bende Eyvallah. siyah yok. Ama yakışıyor. Yok, ha Karizma yakışıyor. yapıyor. İyi, Hayır. Bir de tamam. sende saç var, bende saç yok. Ama biz İşte muhabbete girersek tamam yani, biteriz. eyvallah. Ben sana Yaş söyleyeyim. muhabbetine girme abi. Tamam, boş ver. Boş ver. Şimdi şunu konuşacağız. Ben Red Dead Redemption'ı oynamadım. Hı. İkiyi oynamadım. Biri zaten hiç bakmadım. Yani videolarından yalnızca gördüm. Cowboy filmlerini severim az çok da. Abi bu oyunu bu kadar patlatacak ne var Allah aşkına? Niye oynayayım ben bunu yani? Ya bir kere oyunlardan hoşlanıyorsan, oyun sever bir insansan oynayacaksın yani. Okey. Başka bir seçeneğin yok yani. Hani yıllar, hani 2018'in en iyi oyunlarından bir tanesi değil, yılların en iyi oyunlarından bir tanesi bir kere. O Çok kadar iyi mi tabii ya? ki çok özenle yapılmış. Her noktası düşünülmüş. Her pikseline kadar emek sarf edilmiş bir oyun. Hiçbir yerde bir böyle bir savrukluk, işte hadi burası da böyle geçsin etsin gibi bir şey hissetmiyorsun yani. Grafiğinden, sanatsal açıdan, teknik açıdan, ondan sonra oyunun kendisini anlatması, diyaloglar, ondan sonra ha, sıkıntıları var mı? Yok, değil tabii ki. Var her bir oyunda olduğu gibi, ama yani uzun zamandır bütün bir halinde bu kadar iyi çalışılmış, üzerine bu kadar kafa patlatılmış bir oyun. Ben çok az çıkıyor yani. O Peki yüzden şey var mücevher mı? gibi bir şey. O bayağı ödüm. Tabii çünkü çıkmıyor böyle oyunlar. Yani hani bu sene tamam, 2018 bir garip bir seneydi. God of War çıktı, işte Spider-Man beklediğimizin üstünde çıktı vesaire. Kaliteli oyunların bol olduğu bir seneydi. O yüzden sanki yani Red Dead Redemption'da ne olabilir falan. Ama biraz daha geriye düşün. Son 5 seneyi düşün mesela. Onlar içerisinde baya baya kendini gösteren bir oyun. Hadi ya. Yani öyle. Yani oynamayan kendine, bak şuna bir şey demem. Oyun pahalı. Konsolda var. Yani konsol mu alalım, oyun mu alalım? Evet, PC'de yok Yani mesela. işin cüzdan yakan kısmından nasıl oynayalım diyecekler varsa onlara hiçbir şey söylemiyorum. Onlar için bir şey diyemem, ama PlayStation var, Xbox'ın var. Tamam, verebiliyorsun da, atıyorum şu anda ne kadar bilmiyorum. Gerçi 400 lira mı, 450 lira mı? Ondan O ayrı bir sonra tartışma neyse, konusu. hani orta düzeyin üzerinde bir gelirim var vesaire. Al yani. Hani mutlaka al, Hadi ya. bir dene. Peki FPS, daha doğrusu TPS bu. TPS, FPS'si de var. ha. İkisinden de oynanıyor. Ha öyle mi? Tabii. Ha bak onu bilmiyordum. Peki bir Aha. şey soracağım. İki şey soracağım hatta. Tamam. Bir, iyi kötü çirkinde olduğu gibi böyle herkes birbirine baktı. Kim önce silah çekecek yaptı. Böyle bir çatışma sahnesi var mı mesela? Yani kovboy klişesinin, Ha, kovboy klişe evet. jandarının, kovboy türünün bütün o her şeyi var. Ufak ufak birçoğu ama var. Kementle inek yakalamak da var. Ondan sonra işte düello da var. Hani Ha. gerçekten iki kişinin karşı karşıya geçip en hızlı çekenin diğerini vurduğu yerler de var, ama oyun Kankan kızlar var, içerisinde salon çok var. kankan var, salon var. Şey değil ama yani hani var düello yapmak, ama çok sık rastlamıyorsun buna. Belki bütün oyun boyunca 5 kere 6 kere falan yapıyorsun. Hani silah çorsun önüne geçenle de şey yapmıyorsun, düello yapmıyorsun, ama var yani. Dediğim gibi treni atlama var. Attan ata atlama var. Kızılderili var. Ondan sonra işte ne geliyorsa Ya aklına, dur yani dur. tavşan vurup yemek var. Yani Ha. kış var, sıcak var, dağın tepesinde mahsur kalma var. Yani o kovboy filmlerinde gördüğümüz her şey var. İki tanesinden de özellikle etkilenmişler. Birisi Tarantino'nun şeyi, Hateful Eight. Ha. Onun yani açılış, zaten oyunun açılışı sanki onun gibi böyle çok karlı, fırtınalı bir ortamda geçiyor. Bir de şeyde Clint Eastwood'un Oscar kazandığı neydi? Unforgiven. Unforgiven. Heh. Unforgiven filminde bir tane gazeteci bir şey hakkında röportaj yapıyor. Yani silahçılar hakkında. Onu koymuşlar. Bir de o var mesela filmlerden. Benim birebir aldıklarını gördüğüm. Bayağı tüm literatürü tanımışlar ya. Şey var mı?
Şimdi bak bu eski kovboy filmlerini seyret mesela, hepsinde vardır o. Bir tane büyük toprak sahibi küçük bir çiftliği almaya çalışır. Uh-huh. Adamlarından çiftliğe saldırır. İşte bir tane silahşör tutar burada, başka parası yoktur, hatta yemek parasına çalıştırayım der ondan sonra. Ve genelde bu kurgular Akira Kurosawa'nın Yedi Samuray'ına falan da hatta bence uh-huh. gönderme yapar biraz. Ondan sonra da tek başına silahşör adamı kurtarır. Uh-huh. Hatta sonra gider bir de o adamın evine de başına yıkar falan. Tabii. Bu tip şeyler var, var mı? Var var tabii ki. Yani dediğim gibi kovboy klişelerinin hepsi var. Ama hepsi oyunun temelini oluşturmuyor. Hepsi bütününü oluşturmuyor. Dediğin şey var. İşte çiftliğe zulmeden, yani nerede olduğunu söylemiyorum şimdi. Spoiler olur. O yüzden vermiyorum. Var ama bu şimdi birinci oyunda kanun kaçaklığını bırakmış bir adam ondan sonra. Bu oyunda ise bildiğin kanun kaçağıyız. Yani çeteyle beraber hareket ediyoruz. O yüzden öyle çok fazla dediğin şey bir yerde var ama daha çok öyle çiftliğin falan yok senin yani. Hmm. Ondan ama yine de hepsini şey yapmışlar, koymuşlar. Zaten Rockstar'ın biliyorsun bütün oyunlarının alt metninde hep şey vardır. Amerika eleştirisi vardır. Yani GTA'ya baktığın zaman o aradaki diyaloglarda hep Amerika'yı eleştirirler. Hmm. Devamlı ağır eleştiri vardır. Mesela işte dördüncü de bu Avrupa'dan gelen neydi herifin ismi? Yine unuttum. GTA 4'te göçmen olarak geliyorsun ya. Yok, onun, göçmen hikayesi galiba onun, Amerika'ya bakışını oynuyordun aslında bütün oyun boyunca. Şimdi bu şeyde de Red Dead Redemption 2'de de dönem itibariyle 1900'lü yılların başında artık bu iç savaşı atlatmış Amerika. Bir taraf çok artık yumruğu masaya koymuş. Herkesi kendi doğrularına göre eğitiyor. Hmm. Yani bütün memlekete, bütün ülkeye kendi kanunlarını getiriyor. En son getirdiği yerde Batı. Batı'daki düzene alışmış insanların aslında bu yerleşik diğer daha büyük kodamanların olduğu düzene karşı yaptığı bir isyanı da anlatıyor bir yandan. Hmm. Çünkü hani sen haydutsun, evet gidiyorsun banka basıyorsun, yani en şeysin, pis adamısın, dibisin, toplumu, dibisin. Yani. Ama öyle adamlarla karşılaşıyorsun ki herif bütün herkesi almış, polis onda, bilmem nesi onda, politikacı işte cebinde şey var. O herif senden daha fazla zulüm yapıyor aslında oradaki halka. Hmm. Bunu aslında bir yerde sorguluyor adamlar. Lan diyor biz diyor haydutuz, bu bizden daha haydut falan diyor mesela. Böyle böyle alt metinler var. Onlar güzel. Okuması, oynaması zevkli oluyor. Tabii bunlar çok gizli ama. Göze sokmuyor yani adam. İşte büyük birader geldi, her yeri ele geçirdi diye bir çok bağıra bağıra söylemiyor ama alttan alta bunu hep hissediyorsun oyun boyunca. Vallahi bayağı derinmiş. Peki evet. Bir şey daha soracağım. Benim gördüğüm en büyük eleştirilen bir tanesi oyunun çok yavaş olması. Ben evet. acayip aksiyon seven bir adamım. Evet. Ya bak şimdi hikayeden bahsettin, çok güzel dedin. İşte alt metinlerden bahsettin. Cowboy klişelerinden bahsettin. Hı-hı. Hani bunların hepsi oyunda dört dörtlük bayağı eksiği olmayan yapı olarak evet. yerleştirilmiş. Ama sorumu unuttum. Adam çok ağır abi. Adam çok ağır. Oyun genelde oyun ağır. Yani oyun hikayesini de çok ağır anlatıyor. Hikaye bu arada muazzam uzun. Ya ben bu kadar uzun hikaye God of War'da daha iyi görmedim. Bitmiyor abi hikaye. O kadar uzun ki. Yani 50 saat falan herhalde hikaye. Tabii yan saati. Yanlarını da yapıyorsun. Yani bütün yan görevlerle ve ana hikayeyle beraber onlar zaten iç içe gidiyor. Çünkü bazı görevleri tamamlamadan yeni ana hikaye çıkmıyor mesela. Yani mesela onları bitireceksin, yavaş yavaş gidiyorsun. Çok uzun. Ağır anlatıyor hikayesini. Adam ağır abi. Yani o konuda eleştirilerde de haklılar. İlk başta özellikle beni de çok canıma sıktı. Hmm. Hadi hızlı yürü, koş biraz falan diyorsun. Bazı yerlerde özellikle hani bu gerçekçilik hissini katmak için havaya yapmışlar sokuyor. Muhtemelen de abi. Yani kamptasın, tamam mı şimdi? Kampın içinde adam koşmuyor. Böyle yürümekle koşmak arasında böyle bir hızlı adımlarla yürü yani koşmak istersen. Abi kamp da geniş yani şimdi birine bir yerden alacaksın mesela sırtında şey var et getirmişsin kasaba bırakacaksın. Tamam mı? Koşmasını istiyorsun adamın ama koşmuyor. Tabii çünkü yani şey getir götür işi. Ha getir yavaş yavaş yürüyor. Bazı yerlere girdiğinde koşmuyor, yavaşlıyor. Yani öyle bir derdi var oyunun. Adamın yavaşlığına, hantallığına bir şey yapmak lazım, alışmak lazım bir yerde. Şimdi konuşmanın başından beri ben farklı insan filmlere falan gönderme yapıyorum. Evet. Çünkü oyunu oynayamadım. Aslında seni konuk etme sebebim de o. Fırsat bulup giremedim. Oyunu var, duruyor işte ofiste. Bir türlü giremedim. Bir de çok gaza getirdiler abi. Çok gaza getirdiler. God of War oynadım mesela.
Ama buna bir türlü giremedim ve şeyi çok merak ediyorum. Yani son sorum da bu olacak. Sence yılın oyunu bu mu olur? God of War mu ya da başka bir favorim var mı? Abi ben buna hala karar veremiyorum yani. Ben sordum hala ben. Buna karar vermedim. Ben bir Twitter'da bir şey yaptım. Anket yaptım. 3000 kişi katıldı. Bayağı da kalabalık insan grup katıldı. %50 çıktı. %50 49 değil abi. 50-50. Ben de bundayım yani. Hala karar verebilmiş değilim yani. İki tane birinci olur niye olur? Bence bu senenin hakkı o ya. Olabilir. Bence bu senenin hakkı o. Yani illa bir tane seçilmesin abi. Bu sene de iki tane seçilsin. Ya. Çünkü yani tabii Red Dead Redemption daha sıcak şu anda. Hatıranda. Tabii. O yüzden tabii. Böyle sanki diyorsun ama God of War'da hatırladıkça oradaki heyecanı, oradaki hikayeyi, güzel hikaye anlatımını vesaireyi seslendirmeyi falan böyle düşününce o da çok iyi. Onu da çok coşkuyla oynadık. Tabii. Övgüler dizdik. Bunu da coşkuyla oynadık, övgüler dizdik. İkisinin yaptığı, yapamadığı kısımlar ya da birisinin daha kuvvetli yaptığı, yapamadıkları ikisinin de var ama daha az şeyler var. Ben seçemiyorum. İlk kez bu sene böyle oldu yani. Her sene çok net bir şeyim vardır. Bu sene ben yılın oyununu seçemiyorum. Yani Oscar Moscar verilseydi eğer gerçekten merakla beklerdim ne olacağını. Peki bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Harbiden merak ediyorum çünkü biz de çıkamadık işinden. Yok, çıkamazsın abi bu işin içinden. Bakalım siz ne diyeceksiniz. Peki Murat abi, ilk konuğumuz oldun. Çok eyvallah. Enteresan, harbiden teşekkürler geldiğin eyvallah. İçin. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Valla Red Dead oynayacağız anlaşıldı ama bakalım ne yerde fırsat bulacağız. Tamam, haftaya oynarsın, bir ay sonra oynarsın, 2019'da oynarsın. Olabilir ya. Battlefield geldi, daha yeni oyunlar geliyor bakalım. Aha. Aralığın ortasıyla Şubat'ın sonuna kadar böyle bir boşluk var. Evet evet, sakinlik bir var. Boşluk, 2 ay falan bir boşluk var, orada daya gitsin abi. Evet evet, World of Warcraft'a geri dönmeden arada Red Dead'i çıkarayım. Bu video bitmez. Tamam, geç. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.